şöyle. Üçüncü kızım Down sendromlu. Bütün vaktim Şule'yle geçiyor. Onu okullara götürüyor. Bireysel eğitimle. Kız Tek Meslek Lisesi'nde kaynaştırma öğrencisi olarak okuyor. İlk önce tabii duyduğumuzda panikliyoruz. Ne olduğunu hiç bilmiyordum. Açıklama geldiğinde tabii neden? İnsan ilk önce nedenlerini düşünüyor. Ama daha sonra çocuğumuzu tanıdıkça, gördükçe onların Allah tarafından bize verilmiş bir hediye olarak verildiğini gördük, anladık. Onlar bizim meleğimiz. İyi ki var. O benim hayatım, her şeyim, mutluluğum, stres topum. Onun yüzüne baktığım an bütün yorgunluğum, bütün stresim dağılıyor. Güzel. Sırada ne var? Evet. Hı-hı. 24. Hayır, 8 kere 2. 16. 16. Evet. Tabii şöyle özel bir öğrencimiz, zihinsel tabii yetersizliği olan bir öğrencimiz, fakat diğer yaşıtlarından tabii ki farklılıkları var ama öyle çok da hani geri diyebileceğiniz bir çocuğumuz değil. Normal arkadaşların yaşıtlarına yakın özellikleri var. O anlamda tabii şöyle başarılı bir öğrenci. Şu an liseye gidiyor. Lise eğitimine devam ediyor. Normal yaşlılarla birlikte eğitim alıyor. Tabii ki normal çocukların eğitiminden farklı bir eğitim alıyor. Şu an kurumumuzda da destek eğitimine devam ediyor. Zorluk anlamında tabii ki öğrenmelerin yaşlarına göre daha güç ve geç oluyor. Öğrenmeleri sınırlı oluyor. Daha yavaş oluyor normal yaşlılarına göre. Çok tabii zaman isteyen bir eğitim, özel eğitim. Küçük adımlarla ilerleyebiliyorsunuz. Özellikle diksiyon ve edebiyat derslerinde Şule'nin nedense her zaman karnı ağrır. Karnı ağrıdığı zaman da ben anlarım çünkü kapımın önünde dikilir. Karnını tutar, ağlama numarası çeker. Ve şey derim ki, koluma girip bütün katları gezelim mi? Hemen tabii neşesi yerine gelir. Aynı şekilde katları gezerken mi? Birinde de nöbetçi öğrenciler. Onlar, biz de aynısını istiyoruz. Şule, madem sizin kolunuza girip katları geziyorsa, biz de gezeceğiz. Şule de dönüp onlara birdenbire kıskandınız mı? Benden başkasıyla gezemez, demez. Şimdi aslında farkında ama tam ne olduğunu bilmiyor. Kendine benzer arkadaşlarını gördükçe veya başkalarının bazı bakışlarından dolayı rahatsızlık hissediyor. Hayatım ondan geçiyor. Beraber onun sayesinde keman öğrenmeye başladım. Beraber kemana gidiyoruz. Dersleri alıp geliyoruz. Evde beraber keman çalışıyoruz bol bol. Keman aşığı kendisi. Herkes çalabilir belki. Uğraşan herkes çalabilir ama Şule çok özel bir çocuk. Ve biz okul olarak, öğretmen olarak ya da içerideki öğrenciler olarak Şule'yi tanıdığımız için şanslıyız. Farkındalık yaratıyor. Herkes Down sendromlu bir çocukla aynı ortamda olup tanıyamaz. Bu bizim için bir şans. O bizim meleğimiz. Eğitime biz 1 yaşında bile değildi başladığımızda. Çünkü bizim tek ilacımız eğitim. Başka bir ilacımız yok. Eğitim verdiğimiz sürece bu çocuklar fazla geri kalmıyorlar yaşıtlarına göre.
ve bunu bile yaşadım, görüyorum. Eğitim derken sadece okul eğitimleri değil, ders falan değil. En büyük gelişme de sosyal faaliyet. Bu müzik olsun, spor olsun, çocuğun iki beyninin iki tarafını da kullanmak çok çok büyük bir gelişme sağlıyor. 3, 2, 1 Şule çok cana yakın. Bence şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Diğer çocuklarımızdan, evlatlarımızdan hiçbir farkı yok. Ve insanlar sizlere, yani antrenörlere, bizlere ya da okullara, öğretmenlere en kıymetli varlıklarını teslim ediyorlar. Bence Şule de onlardan biri. Spor yaparak her şeyin üstesinden geleceklerine inanıyorum. Ve Şule ilerleyen dönemlerde çok çok daha yol kat etmiş olacağına inanıyorum. Evet, kemana kendi isteğiyle başladı. Hocaları yapamaz, mümkün değil, boşa emek harcamayın dediği halde o ısrarla bana keman aldırttırdı. İyi ki de aldırttırmış. Yapamaz diyenlere inat. Çok çabuk kavradı, öğreniyor. 2 yıl önce ders verirken Ferhan'ın annesi içeri geldi. Hiç aslında önceden karşılaşmamıştım, böyle bir öğrencim olmamıştı. Keman öğrenmek istediğini ve Şule'nin ısrarla ben keman çalacağım, şu parçaları çalmak istiyorum demesiyle karşılaştım. 2 yıl birlikte çalıştık. Zorlukları tabii ki de var. Çocukla biraz içselleşmek, onu daha iyi tanımak, neleri yapabileceğini öğrenmek gerekiyor. Bu normal öğrencilerde de olduğu gibi. Onu tanımak en başta biraz tabii çekindim. Ama güzel ilerledik. Her ders sürekli çalışarak geldi. Ben de inandım onun yapacağına. En başta biraz tereddütte kalsak. Toplum onlara uzaktan biraz ürkütücü bir şekilde bakıyor benim anladığım kadarıyla. Aslında hiçbir fark olmadığını, diğer çocuğun Şule'yle ya da Şule gibilerle aynı olduğunu anlamaları gerekiyor. Bu yüzden onlara bizim eğitim vermemiz gerek ve birçok müzik, sanat alanındaki insanların bu konulara eğilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Nasıl alacak, olabilecek mi diye, ama gerçekten sevgiyle olan her şey tam olarak yerine oturuyor. Gerçekten eğitimi alıyor, size karşılık veriyor. Bu süreçte, 3 aylık süreçte tabii ki çok zorlandığımız anlar oldu, belki daha çok olacak, fakat ne zaman gözlerine baksam, ne zaman gülsem, ne zaman gülse, inanın en yapılmayacak zor olan etütlerde bile bize cevap veriyor. Gözlere baktığımızda gözlerin bir tanesi mavi, bir tanesinin kenarında beyazlık var ve kırmızılıklar var. Burnuna bakıyoruz, bir taraf kırmızı, bir taraf yeşil. Ağza bakıyoruz, ağza bir bütün oluşturmuş. Şimdi bir örnek veriyorum. Bir tane örnek. Yani şimdi Şule ile daha bu sene tanıştık. Fazla tanımıyorum ama yani diğer insanlarla hiçbir farkı yok. En azından benim açımdan. Bir fark göremiyorum yani. O da normal bir insan, oturuyor, dersi dinliyor, derste gerektiğinde katılıyor, gerektiğinde o da gülüyor, üzülüyor. Yani birlikte yaşıyoruz, birlikte mutluluğumuz, hani üzüldüğümüz hep birlikte yaşadığımız için. Yani farklı birisi olarak bakmıyorum ona. Peki, keman çalarken neler hissediyorsun? Müzik. Mutlu olmak. Çok mutlu oluyorsun değil mi? Müzik çalar. Keman çalarken. Ayrıca başka halk eğitimlerinde ne çalıyorsun? Piyano. Piyano. Onu da çalarken mutlu oluyor musun? Evet. Şule annesi ve ailesi bakımından da şanslı bir çocuk. Yani bütün engelli çocuklar Şule kadar şanslı olamıyor biliyorlar. Aileleri tarafından küçük de olsa dışlananlar var. Ama Şule'nin annesi çok azimli ve onun eğitimine gerçekten gönül koymuş bir hanım. İkinci ölçüyle aynı. Tekrarına gelmiş. Evet. Do.
sonra ne gelmiş? Mi, re, do, sonra re. Burada üç tane ölçü aynısını yapmış. Yapalım birlikte. Hadi bakalım sen de üç. Daha. Re, sol. Benim için Şule'nin çok iyi piyano çalması gerekmiyor veya çok iyi keman çalması gerekmiyor. Şule gel buraya geldiği zaman mutlu oluyor mu? Onunla bir şeyler 40 dakikalık bir ders içerisinde karşılıklı gülebiliyor muyuz, mutlu olabiliyor muyuz? O buradan çıktığı zaman hayatta daha mutlu bir birey olabiliyor mu? Benim için o çok önemli. Yoksa Şule burada çok böyle iyi bir seviyeye gelmiş, çok iyi piyano çalmış. Ondan daha önemlisi Şule mutlu mu şu an? Yaptığı işten, duyduğu sesten mutlu mu? O çok önemli. Ben sanatçıyım diyor zaten. Evde en ufak bir bardak bir şey, hiçbir işe yardımcı olmuyor. Sanatçı yapmaz, ben sanatçıyım. İleride ne olmak istiyorsun? Vanessa. Vanessa. Yani Vanessa gibi büyük bir sanatçı. Evet.